Merhaba, bugün size evde karışık turşu yapımını anlatacağım. Bunun için bir su bardağı kaya tuzu, biraz haşlanmış havuç, bir kase nohut, biraz bir tutam kereviz sapı, sivri biber, salatalık ve lahana kullanacağız. Biberleri yıkadıktan sonra ayrı bir kaba alacağız. Orada biberlerin uçlarını koparıp alacağız. Bu işlem turşu suyunun biberin içine işlemesini sağlayacak. Uçlarından çok küçük parçalar koparmanız yeterli. Lahanayı parçalara ayıralım. Bir küçük baş lahana bize yeterli olacak. Turşu yaparken her zaman cam kap kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sakladığınız kabın cam olması önemli. Bazıları plastik şişelerde yapıyorlar. Bence çok sakıncalı çünkü plastik çözünebilir. İçerisindeki kimyasallar turşuya geçebilir. Turşuda çünkü asit kullanacağız biliyorsunuz. Sirke bir asit. Bu da sağlığınıza zararlı bileşikler ortaya çıkabilir. O yüzden cam kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Biz burada turşumuzu 5 litrelik büyük cam kavanozda kuracağız. Küçük parçalara doğradığımız lahanaları suyun altında biraz ayrıntılı yıkıyoruz. Bitkinin içerisinde herhangi bir şey kalmasın diye. Kavanoza önce doğradığımız lahanaları yerleştirerek başlıyoruz. Salatalıkların üzerine sivri biberleri yerleştirelim. Dediğim gibi sıralamayı kendi zevkinize göre de yapabilirsiniz. Biz böyle değişik güzel bir görüntü olsun diye farklı farklı katları üst üste koyarak yaptık. Şimdi tekrar lahana ekliyoruz. Lahananın üzerine de daha önceden haşladığımız ve doğradığımız 2 adet havucu ekliyoruz. Kavanozda kalan yeri, boşluğu doldurmak için sırasıyla salatalık, onun üzerine tekrar lahana ya da biber zevkinize göre ekleyerek doldurabilirsiniz. Tamamını doldurduk. Şimdi üzerine bir baş sarımsak ekliyoruz. Bir su bardağı kaya tuzu. Bir yemek kaşığı limon tuzu. Ve bir kasede nohut koyacağız. Nohut ekşimeyi kolaylaştıracağı ve lezzet vereceği için bizim tüm turşu tariflerimizde bulunan bir malzeme. Onun üzerine de yarım şişe sirke koyuyoruz. Ve son olarak kavanozun tamamını dolduracak kadar su ilave ediyoruz.
yapmadan önce kereviz yapraklarını yerleştiriyoruz. Kereviz yaprakları turşunun hava almasını önler ve turşunun tamamının turşu suyu içinde kalmasını sağlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Turşu hava alırsa veya bir şekilde sebzeler turşu suyunun üzerine çıkarsa küfleneceği için onların tamamının suyun içinde kalması çok önemli. Şimdi artık kavanozumuzu ters çevirip bir gün bekleteceğiz. Bir gün beklemesinin sebebi tüm aromanın kavanozun içindeki malzemelerin tamamına dağılmasını sağlamak. Ertesi gün kavanozumuzu düz çevirip 15 gün, 1 ay arası evin serin bir köşesinde beklemek üzere kenara alıyoruz. 1-2 gün sonra sebzeler dibe çökecektir. Kavanozun üzerinde boşluk bırakmamamız önemli. Oluşan boşluğu bir cam kase, tabak veya bir kavanoz yardımıyla doldurarak turşunun sudan temasının kesilmemesini sağlamanız lazım. Bu önemli bir ipucudur. Suyun dışında kalan sebzeler küflenmeye sebep olurlar. Evet, turşumuzu kurduk. Afiyet olsun.